Hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet kıymetli iman hakikatları programı izleyicilerimiz yine beraberiz, yine birlikteyiz. Cenab-ı Rabbül Alemin birlikteliğimizi daim kaim kılsın inşallah. Şu hakikatlardan ve eserlerden istifade edip hayatımıza tatbik etmeyi, hayatımızla yaşamayı, Rabbimizi daha iyi anlamayı, kavramayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a tam bir ümmet olabilmeyi hepimize nasip etsin inşallah. Bunlar mühim şeyler çünkü sonsuzda bir elimize geçen fırsat bir daha elimize geçmeyecek. O yüzden en kemal düzeyde, en mükemmel şekilde değerlendirmemiz gereken bir zaman dilimi var ki o da hayatımız doğumumuzda başladı, vefatımızla şu dünya hayatı son bulacak. O yüzden Blue çağından itibaren mesuliyetin ve teklifin üzerimize yüklendiği o dönemden itibaren vefat edinceye kadar ki dönem itibariyle o askeri törendeki uygun adımla geçilen, tören adımıyla geçilen o mesafe arasında nasıl hatayı kabul etmez askeriye? Aynen o tören adımı başlar, tören adımı biter. Başlangıçtan önce rahatsındır, bittikten sonra da rahatsındır. Ama o ara çok mühimdir. İşte o yüzden askerliğini yapanlar bilirler, o mana itibariyle hataya müsaade olmadığı gibi, Cenab-ı Rabbül Aleminin de şu dünya nazarında bizi yaratması itibariyle, Blue çağından itibaren artık o tören adım başlıyor. Dikkat etmemiz gereken, nazar dikkatin üzerimize cel bulunduğu o mesafe o an başlamış bulunuyor. Öyle ki vefat edinceye kadar da o tören adımını İslami yaşayışı artık dikkatle tamamlamak ve bitirmek gerekiyor. Bu yüzden dünya hayatı dediğimiz gibi sonsuzda bir elimize geçen bir fırsat daha başka geçmeyecek. Çünkü geri dönüş yok. Cenab-ı Rabbül Alemin şu elimize geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeyi hepimize nasip etsin inşallah değerli dostlarım. Evet, bugün herkesi ilgilendiren ve herkesin nazarı dikkatini celbedecek olan bir konudan bahsedeceğiz. Ne diye merak ediyorsunuz? Rüya bahsinden konuşacağız bugün. 28. mektup birinci mesele rüyayı anlatır. Rüya nedir? Mahiyeti nedir? Manası nedir? İçeriğini bize ifade buyurur. Bakacağız bugün rüya ile amel edilir mi? Kimler rüya görür? Kimler görmez? Aslında dediğim gibi herkesi ilgilendiren bir konu belki şu an Nazar dikkat buraya celbolunmuş vaziyette dinlemek için uğraşacağız, anlamak için uğraşacağız. Bu mesele hepimizi ilgilendiren bir mesele olduğu için bakalım rüyanın içerisinde neler varmış, neler yokmuş bunları inşallah birazdan açığa çıkaracağız. Şimdi bilimsel çalışmalar var bu konuyla alakalı. Rüya herkes görür mü? Evet, herkes rüya görür. Mutlak surette herkes rüya görüyor. Fakat kim hatırlar, kim hatırlamaz? Bu mana incelenilmiş, buna bakılmış. Aslında dedi ki herkes rüya görür ama kim hatırlar, kim hatırlamaz? Dünyada her şeyi çok kafaya takanlar bir şeyin üzerine çok titreyenler, mükemmeliyetçiler. Bunlar gördüğü rüyayı hatırlayamıyorlar. Bakın binlerce insan üzerinde deneyler yapılıyor. Bilimsel çalışmalar yapılıyor. Bir de kim hatırlamıyor biliyor musunuz? Şöyle gamsız, kaygısız, kedersiz, hiçbir şeyi kafaya takmayan bir kesim vardır ya. İşte bunlar rüyalarını hatırlamıyorlar. Kur'an bize her zaman vasatı öneriyor. Yani orta halli olmayı, ifratı değil, tefreti değil, vasatı, orta düzeyde götürmeyi emrediyor. O yüzden tefrit sıkıntı olabiliyor, ifrat da sıkıntı olabiliyor. Vasat en güzelidir. Hayatın çizgisinde vasatı yakalayanlar, orta düzeyde hayatın akışıyla yaşayanlar sünnet-i seniye ve Kur'an ölçüsünde düz gidenler. Bunlar işte rüyalarını çok güzel hatırlıyorlar. Malum rüya çok geniş bir mesele ama bize burada ayrılan süre içerisinde bunu ifade etmemiz zor. Bu mana uzun, çok geniş bir mana. Biz sadece birkaç parçasından bugün bahsedebileceğiz süremiz yettiği nispetçe. O yüzden şimdi bir bakalım Rüya neymiş? Rüyanın hakikati nasılmış değerli dostlarım? Sure-i Yusuf'un mühim bir esası, Sure-i Yusuf'un, Yusuf suresinin mühim bir esası, Rüyayı i olduğu gibi, ve cealna nevmekum biz uykuyu size geceyi dinlenme kıldık ayeti müsilli çok ayetlerle rüyada ve nevmde uykuda perdeli olarak ehemniyetli hakikatlar var olduğunu gösteriyor. Malum Yusuf Suresi'ni okuyanlar, dinleyenler bilirler. Yusuf Aleyhisselam rüya tabiri noktasında biliyorsunuz ehil bir peygamber Cenab-ı Rabbül Alemin ona bu hasiyeti, bu özelliği ihsan ve lütfetmiş. Baktığımızda o dönemin kralının gördüğü rüyayı ...sadece Yusuf Aleyhisselam tevil edebiliyor ve tevil ettiği rüyada da netice nasıl birebir çıkıyor. Yedi sene bolluk, yedi sene kıtlık olacak diyor. Bakın bu mana itibariyle hapishanede o zindanda bulunduğu dönem içerisinde de iki tane hükümlünün rüyasını yoruyor... Birisine diyor sen idam olunacaksın, diğerine diyor sen sultana, krala hizmetkar olacaksın diyor. Ve bunlar da ne yapıyor? Birebir tabiriyle birlikte çıkıyor karşısına. O yüzden Yusuf suresinde rüya tabirinin hakikat olduğu ve Yusuf aleyhisselamın rüyaları tevil etmesinin, yormasının neticesinde bu rüyaların birebir çıkmış olması rüyanın hakikatını gösteriyor. Bilimsel çalışmalarda bakın bastı zaman, tayyi mekan sırrını da ifade etmek adına çok güzel bir mana yakalamışlar ki en uzun rüya bile iki buçuk saniye sürüyor. Evet evet şaşırmış olabilirsiniz ama gerçek bu ki en uzun rüya bile iki buçuk saniye sürüyor. E anlatmaya başladığın zaman Belki yarım saat anlatıyorsun. Teferruatına göre anlatıyorsun da anlatıyorsun. Ama işte o uzun süre anlattığın rüya iki buçuk saniye sürüyor. Çünkü bastı zaman tayyi mekan sırrını Cenab-ı Rabbül Alemin burada çok güzel bir şekilde ifade buyurmuş. Evet. İkincisi Kur'an ile tefeüle ve rüyaya itimada ehli hakikat taraftar değiller. Tefeyül nedir? Kur'an-ı Kerim'i şöyle pat diye açarsın. Bakalım benim düşünce yapıma uygun veya hayat akışıma uygun ne tavsiyeler var bugün bana diye başlarsın gözünün ilk çarptığı yerden okumaya. Buna ehli hakikat taraftar olmamışlar. Rüyayı da görüyorsun gördüğün şekliyle amel etmene de taraftar olmamışlar. Çünkü Kur'an Hakim ehli küfrü yani inkar edenleri, Allah'ı kabul etmeyenleri kesretle, çoklukla ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Öyle mi? Cehennem azabı gibi dehşetli bir azap ile iman etmeyenleri Kur'an Hakim şiddetle ne yapıyor? Tehdit ediyor. Tefeyülde kafire ait şiddeti. Tefeyül eden insana çıktığı vakit. Şimdi açmışsın Kur'an-ı Kerim'i. E çoklukla da kafirleri Cenab-ı Rabbül Alemin azapla tehdit ediyor. Muhtemel ki sana da bir sayfa çıkacak. Açtın, karşına çıktı. Okuduğun zaman ne yapıyor bakın? Yeis veriyor, kalbi müşevveş ediyor. İnsanı ümitsizliğe sevk ediyor. Kalbi karma karışık hale getiriyor. Çünkü açmışsın karşına iman etmeyenlerle ilgili tehditler çıkmış. Allahu ekber. Ben ne olmuşum acaba? Ben nerede hata yaptım acaba gibisinden insan bu mana itibariyle ne yapıyor? Sıkıntıya giriyor. Kalbi karma karışık oluyor. Perişan oluyor değerli dostlarım. İşte o yüzden Kur'an-ı Kerim'de tefeyyüle müsaade etmemiş. Peki bunu niye anlattı ve nereyle bağlayacak? Rüya ile de aynen görüldüğü gibi amel edilmez. İşte bu manaya gelecek şimdi. Çünkü rüyada da perdeler olduğu için, rüyada görünen şeyler tevile, tabire muhtaç olduğu için o mana itibariyle rüyada görülen şeyle direkt amel edilmez. Çünkü tabir ve tevil gerekiyor. Şimdi bu kısma geçiyoruz. Bir bakalım bakalım nasıl olacakmış. Hem rüya dahi hayır iken gördüğün rüya aslında hayır. Senin için güzel şeyler murad edilmiş. Bazı aksi hakikatle göründüğü için şer telakki edilir. Yani görünüşte tevile muhtaç olan rüya farklı manalarla görüldüğü için insan ümitsizliğe düşüyor. Yanlış anlıyor meseleyi. Ve düşürür, kuvve maneviyesi kırılır, insanın o manevi kuvveti dayanak noktası kırılır, su izan verir. Niye böyle oldu acaba? Niye böyle rüya gördüm acaba? Benim başıma neler gelecek acaba? Gibisinden acabalarla manayı tam bilemediği için, tevil de edemediği için gördüğü şekle bakıyor ve o şekilde hayatına yön vermeye kalkıyor. İşte hata burada başlıyor. Neden? Bakıyoruz. Çünkü çok rüyalar var ki çok görülen rüyalar var ki sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken görünüşte dehşetli, zararlı ve pis, çirkin iken tabiri ve manası çok güzel oluyor. Tabiri ve manası çok güzel oluyor. Aslında görünüşte kötü şeyler gördün. Çirkin şeyler gördün ama manası çok güzel oluyor diyor. Bakın. Mesela çok güzel. Bundan birkaç numune verelim ki rüya tabiriyle ilgili bu manayı nasıl yormamız gerekiyor, anlamamız ve kavramamız gerekiyor. Aklımıza bir parça kapı açılsın. Mesela bakın ne dedi? Sureti dehşetli ve zararlı ve mülesvesken, pis iken, çirkin iken, dehşetli iken manası çok güzel oluyor diyor. Mesela kişi bakıyor ki rüyasında, affedersiniz bir pisliğin içerisine, necasetin içerisine düşmüş. Pat diye düşmüş, her tarafı belenmiş, bulanmış, perişan olmuş. Ne olmuş benim halime? Niye bana bu pislik, dışkı bulaştı? Kazurat bulaştı, necaset bulaştı diye uyandığında telaşa düşüyor. Ben ne bir pislik mi bulaşacak acaba? Benim başıma bir şey mi gelecek acaba? Ben yanlış şeylere mi bulaşacağım acaba? Birisi bana çamur mu atacak acaba? Bak. Telaş ediyor da ediyor, ediyor da ediyor, ediyor da ediyor. Ne kadar çirkin ve pis değil mi? kendisini tuvalette görüyor mesela. Üzerine defi hacet sıçramış, perişan olmuş. Rüyada uyanıyor, eyvah diyor benim üstüme pislik sıçradı, birisi bana pislik mi atacak? İftiram atacak. Görünüş ne kadar çirkin ve mülevves yani pis. Gördük. Peki mana? Ne dedi bakın? Manası güzel iken, görünüşü mülevves ve çirkin olabilir. İşte o yüzden tevilini bilmediğin için rüya ile amel edemezsin. Gördüğün gibi amel edemezsin. Peki manası nedir? Sana güzel bir para gelecektir. Ne kadar çok bulaştıysa o kadar çok para gelecektir. Yani bir yerden maddiyat gelecektir. İşte bakın, paranın bile yani rüyada pislik olarak, necaset olarak görülmesi manitar gibi geliyor bana biraz ama o mevzuya çok girmeyelim. Öyleyse gördüğü rüya ile mana arasında bakın dağlar kadar ne var? Fark var. Dağlar kadar fark var. Bakın mesela birkaç temsil daha vermeye çalışalım ki mana vuzuha kavuşsun. Gördüğü şey çirkin, korkunç, dehşetli iken hakikatta manası diyor, güzel oluyor diyor. Mesela bakın. Adam kendini ölmüş görüyor. Ölmüş. Ben ölmüşüm diyor. Eyvah ölecek miyim? Ömür bitti mi acaba benim? Dedem beni mi çağırıyor falan. <laughs> şimdi gördüğü zaman insan hani biraz da ölümün yüzü serin ve soğuk ya görünüşte. Hakikatte öyle değil ama görünüşte öyle yani bakın. E şimdi bunu kişi görünce, bu manaya bakınca ne yapıyor? Tedirgin oluyor. Korkuyor ürküyor. dehşet alıyor meseleden. eyvah diyor. o gün ağzının tadı kaçıyor. bak demek ki gördüğün gibi rüya ile amel edip hayatına tatbik edemezsin. kafanı bulandıramazsın. tevile muhtaçtır o. E peki manası nedir? kötü bir alışkanlığından kurtulmanın müjdesidir o. kötü bir alışkanlıktan vazgeçmişsindir. geçeceksindir veyahut da ne kadar güzel bir şey. Allah'ın sevmediği bir hal var ki sen de o halden vazgeçeceksin. Bakın temelinde, tevilinde ve hakikatinde çok güzel müjdeler var. Ama baktığın zaman görünüş biraz dehşet verici duruyor. Mesela telaş ediyor adam. Eyvah diyor. Beni kabre koydular, üzerime toprak attılar, gözümle gördüm diyor, yığın yığın toprak attılar. Ben bittim, öldüm, yarın beni defnedecekler mi acaba diye adamın bütün keyfi kaçıyor. Bütün keyfi kaçıyor. Dehşet alıyor o manada. Ama teviline baktığın zaman da bir mülk sahibi olacağının müjdesidir o da. Ya ev alacaktır, ya dükkan alacaktır, ya miras gelecektir. Gelecektir, babam gelecektir bir şey. Demek ki bunları çoğaltabiliriz ama süremiz dedik ya biraz kısıtlı olması hasabıyla bu süre içerisine bu manaları bir parça yerleştirmeye çalışacağız. Çünkü konumuz bugün rüya ve çok geniş manalar içeren bir mesele bakacağız. Süremiz yettiğince bahsetmeye çalışacağız değerli dostlarım. Evet, herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için lüzumsuz telaş eder, meyus olur, ümitsizliğe düşer, keder eder diyor. Demek ki mabeynindeki o özündeki hakikati anlayamadığı için, kavrayamadığı için insan ne yapıyor? Bakın sıkıntıya girebiliyor. Öyleyse kendimizi sıkıntıya sokmanın hiçbir anlamı yok. Müjdeli de olsa. Bakın güzel de olsa manası görünüşünün dehşet verici oluşundan, mülevvez pis oluşundan ne yapmak gerekiyor? Ona çok düşmemek gerekiyor ki üzerine çok mesele etmemek gerekiyor ki çok dert etmemek gerekiyor ki işte yalnız bu cihet içindir ki ehli hakikat gibi ve İmam Rabbani müsilli ne geceyim ne de gece perestim diyor. Ne demek bu? İmam Rabbani Hazretleri bile buna söylemiş. Bunu ifade etmiş. Ne geceyim ne de gece perestim ne de geceye düşkünüm falan. Bu mana itibariyle şudur ki yani biz hakikat bin insanlarız mana alemlerindeki o gördüğümüz rüyalarla hayatımıza çok yön vermeyiz. Onun peşinden de çok gitmeyiz. Çünkü insan her gün rüya görür. Birazdan da rüyanın basamaklarından, kademelerinden bahsedeceğiz inşallah. Ne demek istediğimizi iyi anlayacaksınız o zaman. Öyle ki onun peşinden gitmek malayaniyatla iştigaldir. Vaktini zayi etmektir. Hayalatını, keyfiyetini kaçırmaktır, bozmaktır. Çünkü pırlanta gibi tertemiz, perdesiz bir rüya görmek, olacak hadiseleri birebir manasıyla, içeriğiyle bir görmek, öyle günahla, çirkinliklerle, yasaklarla, gıybet dinlemekle, gıybet etmekle görülmez yani bakın. O yüzden biz günahtan hali olmadığımız için, biraz gözümüzü kollayamadığımız için, Kulağımızı kollayamadığımız için, dilimizi kollayamadığımız için, bakın midemizi kollayamadığımız için, hal, tavır ve davranışlarımızı biraz İslami cihette kollayamadığımız için ne oluyor bakın? Perdelerle rüya sarılıyor, kalınlaşıyor, manada bize hakikatından çok uzak bir görüntülerle geliyor. İşte rüyadaki perdelerin kalın olması, tevile çok muhtaç olması, illa ehil bir kişi tarafından o rüyanın tevil edilmeye muhtaç olması bizim kabahatimizdir değerli izleyicilerimiz. Neden? Az önce söylediğim gibi tekrar ediyorum bakın. Gözümüzü, kulağımızı, dilimizi haramlardan, yasaklardan kollayamadığımız ve koruyamadığımız için burada perdeli bir şekilde rüyalar bize geliyor. O yüzden bu mananın peşinden gidip de yorulmanın anlamı yok değerli dostlarım. Evet, hadisi sahih ile nübüvvetin 40 cüzünden yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy gelmesinin 40 çeşidinden bir cüzü nevmde rüyayı sadıka suretinde tezahür etmiştir. Yani burada rüyaların içerisinde hakikatin bulunduğunu ifade etmek adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam rüya yoluyla da çok vahiye mazhar olmuştur. Demek ki uykuda, rüyada yüksek hakikatlara insanlar eşittir. Bu konu nispetinde mazhar olabiliyorlar demek ki. Demek rüyayı sadıka hem haktır hem nübüvvetin vazifesine taalluku var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la bile bakın alakadar bir mana rüya alemi. Çünkü dediğimiz gibi tekrar ediyorum. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam rüyasında vahiy alıyor. Ertesi günkü olacak hadiseleri görüyor ve birebir çıkıyor ki çünkü bir peygamberdir. Perdeler az önce dediğimiz gibi gözünü, kulağını, kaşını bütün ve cihazatını koruduğu için perdesiz olarak rüyada kendisine geliyor ve ertesi gün dediği gibi aynen çıkıyor. Bu da eşittir şunu ispat ediyor. Rüyada kişiler o yüksek hakikatlara aslında mazhar olabilirler. Demek ki rüya boş bir mana değil, hakikatlar bir meseledir. Evet, şu üçüncü mesele gayet mühim ve uzun ve nübüvvetle alakadar ve derin olduğundan başka vakte talik ediyoruz. Şimdilik o kapıyı açmıyoruz. Demek ki bu mana daha çok derin, içeriği çok geniş olduğu için başka yerlerde, eserlerde bundan bahsedildiğinden şimdi oraya geçmiyoruz diyor. Rüya üç nevidir. Üç çeşit rüya vardır değerli dostlarım. Üç çeşit rüya. Bakın, insan uykusunda evreler vardır. Tam rem dönemi vardır. İyice uykuya daldığı dönem. Bu yarım saat ile iki saat arasında kişiden kişiye değişir. Kişi tam bu rem dönemine girdiği an aslında hakikatta rüyaları görür. Çünkü derin bir uykuya dalmıştır. Artık ruh o mana itibariyle alemi misale gitmiştir ve oradaki manalarla karşılaşmıştır. Aslında şu da çok mühim ki bahsetmeden geçemeyeceğim hakikat noktasında değerli dostlarım rüyayı Cenab-ı Rabbül Alemin öyle çok manalar için var etmiş ve yaratmış ki baktığımız zaman ahiret alemlerinin bir ispatıdır rüya aslında. Çünkü misal alemine gidiyorsun. Misal aleminde gezip geliyorsun. Bakın o manaları dolaşıp geliyorsun. Şimdi başka bir şekilde baktığımız zaman o manaları gezip gelen insan rüyada görüyor, dolaşıyor. Başka ruhun varlığına bir ispattır rüya alemi. Çünkü yattığı zaman insan bakın göz kapalı gören kim? Odada çıt ses yok, duyan kim? Bakın ağız kapalı, güzel lezzetler yiyor, yiyen kim? Değerli dostlarım, bir yiyen var bir gören var. Bak beden istirahat halinde uzanmış bir vaziyette ama koşturan var, kaçan var, yürüyen var, gezinen var, seyahat eden var. Seyahat eden kim? Demek ki ruhun varlığını anlamamız için, hissetmemiz için, kavramamız için de bir penceredir ki rüya alemi o mana itibariyle insan ne yapıyor? Rüya aleminde o ruhun varlığını hissediyor, anlıyor ve kavruyor değerli dostlarım. Dediğimiz gibi bakın aslında odada ses yok ama kişi bir şeyler işitiyor, kuş sesi dinliyor, konuşan insanın sesini dinliyor. Demek ki ruhun aslında dinlemek için kulağa ihtiyacı yok. Bak odada gözümüz kapalı hem zindan gibi karanlık ama baktığın zaman güzel manzaralar seyrediyor, çevresindeki var olan şeyleri görüyor, Peki gören kim ve gören sensin hatırlıyorsun. Görmek için hani bizim göze ihtiyacımız vardı. Demek ki ruhun görmek için aslında göze ihtiyacı yok değerli dostlarım. Evet demek ki alemi mana itibariyle ahiret alemlerini dolaşıp gelen ruh. Hani gidip de gelen var mı diyoruz ya? Evet herkes gidip de geliyor. Çünkü herkes rüya görüyor. Herkes mi görüyor? Evet herkes rüya görüyor. Az öncelik programımızın başında söylediğimiz gibi hatırlayanlar var, hatırlayamayanlar var. İşte bu mana itibariyle hatırlayanlar çok net bir şekilde gördüğü manaları anımsayabiliyorlar, kavrayabiliyorlar, anlayabiliyorlar. Bu mana itibariyle üç çeşit rüya varmış denildi ki biraz da bu mevzunun içine girelim inşallah. Evet, ezgazu ahlem tabiriyle bakın karma karışık rüyalar manasıyla tabire değmeyen bir rüya çeşidi varmış. Tabire değmiyormuş bu. Manası varsa da ehemmiyeti yok. Normalde manası var ama çok önem arz etmiyor. Neden? Yani baktığımız zaman neden önem arz etmiyormuş? Niye ezgasu ahlem karma karışık rüyalar denilmiş bunlara? Ya mizacın inhirafından, kuvve-i hayaliye, şahsın hastalığına göre bir terkibat, tasvirat yapıyor. Yahut gündüz veya daha evvel, hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen müheyyic bir hadisatı, heyecan verici bir hadisatı hayal tahattur eder. Hayal hatırlar, anımsar, tadil ve tasvir eder. Başka bir şekil verir. İşte bu kısım ezgasu ahlemdir. Tabire değmiyor. Yusuf Suresi'nde geçiyor. Ezgasu ahlem karma karışık rüyalar bunlar diyorlar. Oradaki rüyayı tevil etmeye çalışanlar kralın gördüğü rüya manasıyla ezgasu ahlem orada geçiyor. Karma karışık rüyalar. Tabir edememişler. Baktığımız zaman demek ki İki tanesi diyor ezgasu ahlem yani karma karışık rüyalar manası olsa da tabire değmeyen rüyalarmış. Neden? Burada dedi ki mizacın diyor hal ve ahvalinden, heyecanından veya daha önceki yaşadığı dönemlerdeki hadisenin yıl dönümünde veya da bir hafta önce görmüş aynı günde tekrar hayal bunu hafızadan çıkartıp hatırlıyor ve şekil veriyor. Buna tabir gerekmiyor. Mesela baktığımız zaman adam akşama kadar odun taşımıştır. Sabaha kadar odun taşır mesela. Hani bu mana içermiyor. Baktığımız zaman kişi o gün tuzlu bir yemek yemiştir. Sabaha kadar çağlayanlarda, derelerde, okyanuslarda, göllerde gezer. Bir yudum su içemeden de yanık yanık dolaşır. Yani bak yediği gıdadan dolayı rüya şekil alıyor, hayal ona şekil veriyor, hayalat ona şekil giydiriyor. Mesela bakın kişinin yediği gıdaların, bu da bilimsel bir gerçek ki çalışmalar yapılmış bununla ilgili, rüya aleminde ona hayalat şeklinde göründüğü manalar var. Mesela yediğin gıdalar senin rüyanı etkiliyor. Çok basit yani tuzlu yiyen insanın sularda gezdiği gibi mesela. Mesela diyor ki ciğerdir, hayvan ciğeri mesela sakatat deriz ya ona yürektir, böbrektir. Bu tip şeyleri yiyen insanlar diyor genelde rüyasında çatışmalar, savaşlar içerisinde kendisini görür diyor. Hani bu bilimsel bir çalışma denemişler yani. Yediriyorlar, içiriyorlar bu manatimi yatırıyorlar, cihazlara bağlıyorlar. Sonra uyandığında gördüğü rüyayı dinliyorlar ki %98 aynı tarz bir rüya görülmüş. Yani aynı çizgide gidildiği zaman netice itibariyle aynı meyveyi veriyor. Aynı görüntüyü alıyor insan rüya itibariyle. Bir de bakın hani güzel rüya görme hadisesi. Kişi uyuduğu zaman sessiz bir ortamda, karanlık bir ortamda uyumasını bugün bilim adamları tavsiye ediyorlar. Çünkü diyorlar artık en güzel dinlenme şekli odur. Mesela kişi uyumuş İçi geçmiş kanepenin üzerinde çocuk çizgi film seyrediyor. Bak kulak çizgi filmin sesini algılıyor ve insan da artık yarı REM döneminde iyice REM dönemine geçmemiş. Yani tam derin bir uykuya dalmamış. Yarı yarıya uykuya dalmış. Kulak hala dışarıdaki sesleri işitiyor. Hani bazen tilki uykusu derler ya. Yani tabiriyle insanların yarı uyuyor yarı uyanık gibi bir hal. Bak bu insan çizgi filmdeki o kahramanların seslerini işitir, çocuğun televizyonda izlediği o görüntüleri işitir, sesleri işitir ve hayalat buna şekil verir. Yani duyduğuyla hayal alemi iki meseleyi birleştirir, kişinin mizacına göre artık o şekil almaya başlar. Ya canavarlar peşinde koşarsın, veyahut da bir çizgi film karakteri gibi dağlardan dağlara zıplarsın vesaire vesaire vesaire. Bu tip haller yaşamaya başlar insan. İşte bunlara ezgasu ahlem deniliyor. Bu iki kısım rüya, karma karışık rüyalar, tabiri olsa da tevile değmeyen rüyalar, gün içerisindeki yaşadığın hadiseler. Mesela ertesi gün özel bir toplantı veya iş seyahati, iş toplantısı gibi bir hadiseyle karşılaşacaksın. Sabaha kadar bu mesele minvalinde, bunun etrafında dönen şekillerle rüyalar görmeye başlarsın. İşte bunlar da yaşayacağın günlük hadiselerin senin üzerindeki hayalinle birlikte görülen tesirleridir. Bakın üçüncü kısım rüyayı sadıkadır. İşte bu sadık rüyalar. Tam böyle rehem dönemine geçip uykuda derin bir uykuya daldığın zaman görülen rüyalardır. O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki latife-i rabbaniye, alemi şehadetle bağlanan, o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla bakın ve durmasıyla aleme gaybe karşı bir münasebet bulur, menfezler açar. Şimdi bu da nedir? Artık tam derin bir uykuya dalmışsın. Sendeki latifeler Duygular dünyayla bağlantılarını kesmişler. Dünya ile irtibatı kesmişsin. Artık kulak dünyadaki şeyleri duymuyor, göz dünyadaki şeyleri görmüyor. Hayal dünyadaki şeyleri düşünmüyor. Görmez, duymaz ve düşünmez bir hal almışsın. Öyle tatlı bir derin uykuya dalmışsın ki dünya ile cihazatlarının, latifelerinin fişini çekmiş, bağlantısını kesmişsin bakın. Öyle olunca gayb alemlerine karşı misal alemlerindeki hakikatlar manalara karşı kişide bir kapı açılıyor ve insan o kapıdan içeri giriyor değerli dostlarım. O menfez ile vukua gelmeye hazırlanan hadiselere bakar ve levh-i mahfuzun cilveleri. O irtibat kestikten sonra ruhun bedenden ayrılıp o misal alemine girmesiyle o menfezlerde dolaşmaya başlamasıyla levh-i mahfuzun cilveleri kader programında yazılmış olan yarın meydana gelecek daha sonra meydana gelecek olan hadiselerin artık bulunduğu kısımlardan geçmeye başlıyor bakın. Ve mektubat-ı kaderiyenin numunelerin evinden Cenab-ı Rabbül Alemin'in kader meselesinde bizlere gönderdiği manalar, görüntüler, mektuplar, işaretler, yaşantılar nevinden birisine rast gelir. Geçerken oradan birisinden birisine mutlaka rast geliyor, karşılaşıyor. Bazı vakatı hayaliyi ve hakikiyeyi görür. Bakın, görür. Şimdi demek ki kişi güzel bir rüya görmek istiyorsa, Hakikat bin rüya görmek istiyorsa, manidar şeylerle karşılaşmak istiyorsa, kaderin o sayfalarının yazıldığı, çizildiği o levh-i mahfuz civarlarında gezinmek istiyorsa, dediğimiz gibi gözünü haramdan koruyacak. Gıybet dinlemeyecek, gıybet etmeyecek, konu komşuyu eleştirmeyecek. Sen onlarla yaşıyorsun, eleştirsen ne geçer eline? Ancak günah kazanıyorsun, hasenatlarını onlara veriyorsun. Bak mana alemlerinde güzel rüyalar görmene bile mani oluyor. Çarı olmadığı gibi zararı çok gıybetin. Etmenin ve dinlemenin. Demek ki buna yanaşmayacağız bakın. Ve ameli salih dairesinde Allah'a abd ve kul olma cihetinde güzel bir şekilde Allah'ın emirlerini yerine getirme neticesinde. Başka yatarken uykuya dalmadan önce güzel manalar düşünerek uyumak ve uykuya dalmak ahiretin misal alemlerinin levh-i mahfuz kader programlarının neresinden geçmek ve gezinmek istiyorsan rüyada onlara gidecek onlara yön verecek duygu ve düşüncelerle uykuya dalmak mühim bir mesele güzel şeyleri düşünerek içinin geçmesi uykuya dalmak bu mühim bir mesele bakın. Yatarken, ertesi gün yapacağın işi değil de veyahut da bir önceki gün olmuş hadiseleri değil de kızdığın bir insanla ilgili düşüncelerini değil de tazelemek değil de bakın. Şöyle bir bir hadis al alemine onu düşün. Bir Kabe'yi düşün. Bir Ravza-i Mutahara'yı düşün. Bakın bir güzel ayetin manasını anlamaya çalış, onu düşün. Acaba kaza namazlarımı nasıl ödeyebilirim, nasıl bir program yapabilirim? Bak müsbet ve İslamiyetle ilgili Allah'ın razı olacağı şeyleri düşünerek için geçsin. Böyle uyu bir de. Hepsi bir araya geldiği zaman kemalat bir rüya seni bekliyor olacaktır. Bazı vakat hakikiyeyi görür. Bazı hakiki vakaları işte ne yapıyor? O zaman görüyor ve o vakatta bazen hayal tasarruf eder, suretler libas giyer. Bu kısmın çok enva ve tabakatı var. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar, bazen de ince bir perde altında çıkıyor, bazen kalınca bir perde ile sarılıyor. Hadis-i şerifte gelmiş ki Resul-i Ekrem vesselam bidayeti vahiye gördüğü rüyalar subhun inkişafı gibi zahir, açık, doğru çıkıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki gördüğüm rüyalar sabahın aydınlığı gibi açık, net ve ertesi gün veya daha sonra birebir aynen çıkıyordu diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın safiliği, temizliği, Allah'a abd ve kulluğu tartışılmaz. İşte onun için bakın safilik ve temizlik nispetinde ertesi gün veya daha sonra olacak hadiseler kader programından alınan sayfalar rüya aleminde senin karşına çıkıyor ve perdesiz çıkıyor. Demek ki bizler de mana alemlerinde gezip daha sonraki hakikatlarla karşılaşmak, anlamak, kavramak ve güzel rüyalar görmek adına kalbimizi, gönlümüzü, bedenimizi, duygu ve dimağımızdaki bütün hadiseleri Allah'a yönlendirip ona ibadet ettirmeye sevk edip tertemiz bir mümin olmamız gerekiyor. Sadece rüyayı görmek için değil Allah'ın rızası buradan geçiyor ve ahirette bu şekilde kazanılıyor. Cenab-ı Rabbül Alemin inşallah selametli, güzel, hoş rüyalar bizlere göstersin ve tam kendine mümin olabilmeyi ameli saliha ile bizlere nasip etsin. Evet süremiz burada sona erdi. İnşallah bir sonraki programımızda yine karşılaşmak ümidiyle, farklı bir mevzudan bahsetmek ümidiyle salcakla kalın efendim. Hiç düşünmez misiniz? hiç tefekkür etmez misiniz buyuruyor.